Buraya taşınabiliriz. Yani videolara yorum yapın. Deyin ki burası, orası, orası, orası en azından şey yaparız. Yani ben buraya taşınsam da tam olarak yerleşme işlemini ona göre yaparım, sıkıntı değil. Ben normalde kullandığım bir şey değil. Dedim nasıl olacak bir bakalım. Bu güzel oldu. Bu güzel oldu. Tekrardan merhabalar. Project Zombie'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu bölümde gelen yorumlara ithafen cesaretle aptallık arasındaki o çizgiye ayarlayacağız. Burası güvenli değil. Farkındayım. Dediğim gibi aksiyon olsun diye bu şekilde zaten burada takılıyorum da. Yani her an insanın yüreği ağzına gelecek gibi değil mi? Yani şuradan böyle zombi çıkıp üstüme koşacak gibi geliyor. Zaten amaç da o. Ama bu bölüm içerisinde en azından sığınabileceğim o yukarıdaki çevresi demirlerle çevrili olan şu noktadaki eve gideriz. Şu taraftaki. Ayarlarız yani. Sıkıntı yok. Öyle bir işlem yapalım diye düşündüm. Bu bölümü de ona ithafen kullanıyor olacağız. Şimdi. Öncelikle kanalı beğenebilirsiniz. Bu kısım önemli. Bu kısım önemli. Yani bana destek olmak istiyorsanız ücretsiz bir şekilde kanal beğenilebilir. Videolar beğenilebilir. Abone olunabilir. Discord kanalına katılabilirsiniz. Kanal beğenmek nedir ya? Ben her videoyu açtığımda Türkçe'yi unutuyorum. Bu arada İngilizce konusunda da yorumla ilgili şöyle bir durum var. İngilizceyi 14-15 yaşından beri konuştuğum için çok fazla yabancı arkadaşım oldu. Yani Türk çevresinden ziyade yabancılarla konuşuyordum ve bundan dolayı birazcık aksana ve birazcık iyi seviyede İngilizce sahip. Çok fazla oyun oynadığım için ve oyunlarda da çok fazla insanlarla içli dışlı olduğum için böyle. Yani şu ara sırf eğlencesini arkadaşlarım çağırdığı için Grand RP, GTA'nın Grand RP oyununu oynuyorum arada da. Full RP, hardcore RP. Yani şu anda orada karayolları polis departmanına katıldım. Daha ikinci günüm. Eğlenceli. Yani insanları çevirip direkt Miranda Rights'ı okumak çok güzel bir şey. You have rights to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law gibi gibi. Ama zevkli oluyor ya, güzel oluyor. Tavsiye ederim. İngilizce öğrenmek isteyenler hayatını İngilizceye alırsa çok daha rahat eder. Ben normalde oyunları Türkçe oynamam. Sırf içerik olarak Türkçe ürettiğim için ve Türkçe oynayan kullanıcılara ithafen işlem yaptığım için Türkçe. Ama normalde İngilizce oynarım, oynarım çoğunu. Onu da bilgisini vereyim. Şimdi evet, bu karakter uyku kombosu ayrı bir olay. Karakteri uyutmaya çalışıyorum kendine gelsin diye. Karakter uyumuyor. Sürekli uyanıyor. Bu da bizi sıkıntıya sokuyor. Şimdi bir elimiz iyileşti. Ayak hala yaralı. Büyük bir ihtimalle ayağımız bundan daha hızlı iyileşecek. Çünkü bu ağır kesik. Derin yara var ondan. Ben bir şeyler yiyelim. Bolognese iyidir. Açalım. Bunu ısıtabiliyoruz mu bu arada? Normalde bunları ısıtabiliyoruz. Bunlar ısınabiliyor normalde. Hatta onları ısıtmak sana artık puan bile kazandırıyor, öyle söyleyeyim. Cooking puanı bile kazandırıyor. Bunda bilginiz şey olsun. Yani şu aşçılık puanını kasmak istiyorsanız erken oyunda şeyleri pişirebilirsiniz. Konserve yemekleri. Yakmayalım da. Yapacak bir şey yok. Tamam, güzel. Sağlam kaleriydi o. O kaleri sağlamdı. Üstüne bir de meyve, ananas ye, tamam olsun. Önümüzdeki bandaj. Kedende çıkaralım sahili. Peki, hala ağır kesik var. Hala ağır kesik var. Tamam. Yani ağrı
En azından o kadar fazla yoğun değil şu anda. Okay. Tamam, böylelikle sterilize ettik elimizdeki bandajları da. Şu havluyu atalım şuraya, terlersek diye. Just in case koyalım. Beta blocker koyalım. Vitamin koyalım. Bir tane araba bulmam lazım benim. Araba bulma kısmı önemli. Çalışan bir araba bulmam lazım ki iş yapayım. Saat 6'da cooking show'da. Ana, ağrım yok. Aa, çok şaşırtıcı. Arkesi de almadım. Tabi tabi, sıkıldım. Aksiyona gidelim. Derdimiz tasamız yoksa peşimize şey takalım. Ben tehlikeli yaşıyorum birader. Burada kapı açık kalsın, içeri girsinler, takılsınlar. Ama tabi bunu oynar mı? Yani eğer yeni oyuncuysanız bunu yapmayın. Yani benim şu anda Reckless oynamamın nedeni, dediğim gibi, aksiyon istendiği için. Yoksa ben kendimi bir kapatırım içeri. 30 yıl çıkmam o içeriden. Hani bir yerden sonra şey dersiniz, abi artık çık aksiyon olsun ya, ne yapıyorsun falan diye. Evet abi, bunun şey yok ne yazık ki. Bunlardan üstünde birinde olabilir mi acaba, bakalım. Yok. Yok. Ya diğer oynadığım bölümde, canlı yayında oynadığım bölümde içeri girdim. İçerideki tezgaha baktım. Tezgahın altına baktım. Oradan anahtar çıktı, anasını satayım. Bunu kırarsam problem olur mu? Bize sıkıntı yaratacak tipler var mı? Yok. O zaman kır abi. Bu arada şöyle bir durum var. Yeni gelecek patch'le beraber arabalar alarmlar falan da ekleyecekler. O arabalara alarm eklemeleri zora sokacak yani bir tık. Bu arada yine bu arada dedim. Bu arada. Hani bir arkadaş şey demiş, abi dijital saatleri niye topluyorsun diye. Saatleri topluyorum çünkü kardeşim, bunlar toplandığı zaman tornavida ile beraber dijital saati sök diyorsun. Bunları söktüğün zaman sana şu puanı veriyor. Beceriler kısmında elektrikçilik şeyini veriyor, puanını veriyor. Elektrikçilik de senin jeneratörü tamir etmen, bazı tarifleri yapabilmen için önemli. Yani önemli olan kısım jeneratörü tamir etme kısmı. Jeneratörü tamir etmen lazım çünkü bir yerden sonra elektrikler kesildikten sonra şeye ihtiyacım var. Bir saniye, şu işi bir tık arttırayım. Elektrikleri kesildikten sonra jeneratörü tamir etmen gerekiyor. Onun için elektrik bilgisi lazım. Ne kadar iyi elektrik bilgin varsa o kadar iyi tamir edebiliyorsun. Yani bir parçayla %5 tamir ediyorken, örnek veriyorum, %10 tamir ediyorsun. Daha efektif oluyor gibi düşün. O yüzden topluyorum onları. Yoksa hani özel bir şey falan değil. Fetiş falan değil. Gerçi şunlar şuraya. Bunları şuraya koyacağız. Elektronik burada veriyor. Şunları hemen atalım. Çivi varsa aslında beyzbol sopasına çakabilirim ya. Belki. Aşağıda çivi var da şey yok. Çekiç yok. That's the problem. Belki şey yapabilirim. Ormanlık araziyi arayıp taş ve şey bulursam. Ha dur, 10 dakika var. Yemek şovunu izleyeyim bari. Fatik, yorgunluğa bak ya. Niye yorgun? Okay.
Şimdi şöyle yapacağız. Karakteri uyutayım. Zaten az uyuyor. Bir iki saat uyuyor. Sonra non-stop enerji patlamasıyla şeye gidelim. Okay. Saat 12'de TV programı var, onu kaçırmayacağız. Saat 12'de programa bakalım. Okay. Şimdi tamam. Şöyle yapalım. Hemen gidelim. Hatta bir şeyler yiyelim, öyle gidelim. Konserve patatesi ye. Patates ye. Fasulyenin birini aç. Sonra bunları bir güzel ye. Bunu da ya. Bu arada şu an ağzımı açmak istemiyorum ama göğsümdeki yanık iyileşmeye yönelmiş olabilir. Sonunda be. İşte bu be. Ayağım da iyileşmiş olabilir. İşte bu be. Boynumla ilgili hiçbir bilgim yok ama deneyelim. Değil, şey yapmış. Sağ elim hala riskli olabilir bu arada. Aynen öyle. Ağır kesik. O yüzden onu bandajla sarıyoruz. Şu an karakter normale döndü. Şu sahneden itibaren dikkat etmek gerekiyor. Gereksiz yere şey yapmaya gerek yok. Aksiyon atmaya gerek yok. Halledeceğiz. Bu iş bizde. Şuradan şunu içelim. Su dolduralım bir de. Tamam. Yok abi. Bu arada ofiste öyle dolap mı olur, anasını satayım. Şimdi gideceğim yer şu. Yukarıdaki evin oraya doğru gideceğim. Hem orada jeneratörler var. Hem şeyler var. Biliyorum o evleri. Yani bir kardeşim sağ olsun bana yardımcı olmak için o bilgiyi vermiş. Şu yukarıdaki evlerden bahsediyor. Etrafı çevrili olan ve garajları olan. Ben orayı zaten biliyorum. Hatta oyunun birinci gününden en fazla ne kadar progres yapabilir diye bir bölüm çektim. 1,5 saatte araba buldum, jeneratör buldum, kitapları lootladım, 6-7 tane balta buldum, balyoz buldum. Ve 1,5 saatte oyunu paketledim yani. Geri kalan kısımda sadece kitap okuyup skill kasmak kaldı. Yani o bahsettiğin evleri biliyorum. Şurada ilerideki evlerden bahsediyorsun. Direkt olarak. Bir şey takip ediyorum. What the hell? Niye panik verdin oğlum? Bir şey yok lan. Sakin ol Chen. Ha güzel, senin kızımız yanında. Bir sıkıntı yok. Ben bir şey denemek istiyorum bu arada. O Mortrade kısmında Levi'yi daha iyi kullanma skili vardı ya. Onunla nasıl olur karakter, çok merak ediyorum. Bak bu uyku kombosunu eksperiment olarak yaptım böyle. Yani normalde kullandığım bir şey değil. Dedim nasıl olacak bir bakalım. Bu güzel oldu. Bu güzel oldu bu arada. İyi oldu, iyi, güzel güzel. Çok iyi oldu. Bu şu açıdan iyi oldu. Araba dedim, al sana araba. O Rugger var adamın üstünde. Mermi de var hatta. Bu iyi oldu. Şimdi benzin bidonu vardı sanırım şeyde. Yanılmıyorsam. Benzin şeyde, itfaiye orada. Bu arabaların depolarından ufak bir benzin sifonlarsam, çekersem şey yapabilirim. Bak yine bu. Abi bu. O alışkanlık bu arada, yani almak zorunda değilsin. Ama görünce insanın olası geliyor. Ben öyle alıştım, öyle alıyorum yani. Özel bir sebep yok. Saat görünce dayanamıyorum. Hani dedim ya, fetiş falan yok diye. Halbuki fetiş falan varmış böyle. Casio saatlere bayılıyorum falan. Evime bir bakıyorsunuz şey var. Bir oda böyle full Casio saat. Bu bildiğin Casio saat. Ah ulan ah gençliğim. Şu saatler zamanında neydi be? Orijinal Casio.
Ondan varsa ilkokulda şeysin böyle. Üf. Hani adı üstünde abi Casio 2S ile. Şimdi bu arada benzin bidonu aynen öyle. Yes, that's more like it. Şimdi şunlardan benzin çekeceğiz. Benzin vardır inşallah yani. Görünüşe göre bunda yok. Bu free abi. Bu empty. Unfortunate. Bu da free galiba. Empty bu. Lan. Oğlum hayrınıza depoda şey tutaydınız ya. Ben niye seçeceğim bu sürekli? Hayrınıza depoda şey tutaydınız ya. Benzin tutaydınız. Şöyle yapacağız. Polis karakolunun yanındaki araçlara bakıp gidebilir miyim bilmiyorum. Ben niye terliyorum? Üstünde bir şey de yok. Bak itfaiyeci kıyafetini özellikle giymiyorum. Vücut ısı üretimi yüksek. Bak ana sıcaklık normal. Yalıtım. Bak üstüm yemyeşil kardeşim. Kafada hiçbir şey yok. Yani bir tek altında SWAT şeyi var. Ondan dolayı mı yani bu? Bak bu sıkıntı işte. O bizi zora sokabilir. Şu an bunu yapmak istemiyorum ama. Başka yolu yok. Abi. Niye? Yani çok az bir şey olsa da fark etmez. İşimi görür. Aynen bu bile görür. Bu bile işimi görür. Ya çünkü taksiyi ben benzinliğe götürebilecek kadar olsun yeter. Ben taksiyi benzinliğe götürüp depoyu fullerim. Sen beni nasıl yordun? Koşan değil, depar atan değil bu. Ama biraz hızlı yürüyenlerden bu. See ya not. Abi. Saat 12'de TV show'u var demiştim. Marangozluk. Saati hepiniz görüyorsunuz şu anda. Burası bu arada. Bu evler. Bir kalabalık var olmuş. Şu aşağıdaki bir... Damn ya, umut ediyorum ki şu arkada şey olmasın. Zombi olmasın. Yetişemedim şu anda. Bak yeni başlayanlar için marangozluk güzel okunabilir. Hunting guide for the beginners. Yeni başlayanlar için nişancılık. Abi harika. Bu şey modların birisinde. Bu arada mod listesini oluşturacağım. Onun da bilgisini vereyim. Yani şu an oyunda hangi modlar var onların hepsini bir screenshot'ını alacağım.
atabilirim, koyabilirim ya da onları tek tek link yapmaya çalışırım. Biraz uzun sürebilir ama sapılsam yaparım. Mesela bak, bunu izlememişim. Farming veriyor, gördün mü? Hani şey bilmiyordum. Bu video tab'ini izledim mi izledim bilmiyorum ama üzerinde kırmızı olduğu için şu an izlemediğini söylüyor mesela sana. Yani. Buraya taşınabiliriz. Yani videolara yorum yapın. Deyin ki burası, orası, orası, orası. En azından şey yaparız. Yani ben buraya taşınsam da tam olarak yerleşme işlemini ona göre yaparım. Sıkıntı değil. Kardeşim evi kan etme. Lan. Gördünüz mü olayı? Olayı gördünüz mü? Merdivenden arkama atladı ve griplemeye çalıştı. Selam. Yani buranın güzel yanı komple her yer kapalı. Sadece şurayı kapatmanız gerekiyor. Şu gördü beni galiba. Aynen gördü geliyor. Sırtındaki çanta ne bilmiyorum ama gelsin bakalım. Sadece şurayı kapatmanız gerekiyor. Burayı kaparsanız easy peasy. Geri kalan arka kısım komple kapalı. Yani arka tarafta farming işini yapabilirsin. Depo olarak kullanabilirsin. Yanında garajın var. Modifiyeli sırt çantası. Modifiyeli okul sırt çantası. Allah Allah. Şeyi nasıl modifiye ediyorsun acaba? Çok merak ettim. Çantalara. O da modluydu bak. Aynen öyle. Bak arka hep geniş. Buraya yaparsın abi şeylerini. Farming bölgeni. Hasat edersin. Yiyeceğini, içeceğini. Bu sıradaki evlerin hepsi böyle bu arada, komple. Şurada yemek varsa yiyelim bari. Kırma, 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 pencereyi kırma, 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 kırma. Bu arada benim bunu geri çekmemin nedeni sağ sola bakıyorum ki ekstradan gelen giden var mı diye. O alışkanlık oldu bende. Evet kötü bir alışkanlık ama alışkanlık. Şimdi ben bununla dövüşürken yakına kadar gelsem uzaktan gelenleri göremiyorum. Bak kendim ona göre pozisyonlamak için uzağa çekiyorum genelde kamerayı. Eben. Eben yani. Bunları da öldürelim bari. Komple temiz olsun blok. Bloğun temizlenmesi önemli. Yani bloğu temizlersek iyi. Keyfimiz yerine gelir.
Bak yine yaptım ama biraz şeyle bitirdi işi. Robarla. Lövye. Ay lövye. Okey, keyfimiz yerinde. Her şey güzel. Ya şunların açılmaması beni tab ediyor ya. Sana bir şey diyeyim mi? Elinde levye var. Aşağıdan bari kanırt değil mi? Öyle bir özellik var. Sanırım burayı baltayla açacağız. Balta olmadan açtırmayacak burayı bize. Neyse Allah'tan bezle balta var. Yani abi mantık bu. Bundan ibaret. Burada hiçbir şey yok. Burada hemen şuradan yemek yiyelim. Şu şey kitabını. Yan tarafta bu arada bir şeyi yumrukluyor. Kapıya falan bir hasar var orada, saldırı var. Televizyon sesini duyduğu için. Visualize yoktu. Görsel bir kontak yoktu. Ama televizyonun sesini duyduğu için gelip camı kırdı. Gel hadi gel. Gel anasını satayım. Levyenin dayanıklılığının düşmediğini görüyorsunuz değil mi? Bak kaç tane zombi kesiyorsun, ondan sonra şey yapıyor. Dayanıklılığı düşüyor. Onarımı bu arada daha önceki serilerde de belirttiğim gibi elindeki silahın çok daha verimli kullanılmasını sağlayan şey. Onarma yeteneği ne kadar yüksekse elindeki silah o kadar verimli kullanılsın. Yani o kadar yavaş eskir. Ya kardeş sen bana doğru mu geliyorsun? Ha gelmiyor, tamam. Bunlar evin kapısını kırmış. Yani bu bölümü en azından burada kesebilirim şu açıdan. Yerleştik. En azından oylamayı da sunacağım. Şey yapacağım. Bu arada ünlem işareti çıktı tam anlamıyla okumadığım için, bitirmediği için. Sana bir şey diyeyim mi? Karakter uykusuzluk çekmiyor ya. Karakter yorulmuyor arkadaş. Harika değil mi? Ben bu arada şey yaptım ya, bundan sonra yapacağım karakter tipi bu.
Vaktin sana kalıyor. Tamam, şey sıkıntı. Sen söyle adını. Silah kutusu, mermi var içinde. Uyku ilacı var. Şey sıkıntı. Hani yatırdığın zaman böyle gecenin bir yarısı kalkıyor ya da gece bir şey yapmak zorunda kalıyorsun, sıkıntı ama yani erken aşamada baya baya sana şey bırakıyor. Fırsat bırakıyor. Takım elbise ceketi. Atkı paçalı don. Açık kar maskesi. Her şey var, tamam, okey. Bandaj varmış. Burada diş macunu, tıraş falan. Anlıkla niye gireceğim? Şunu da yak. Tamam. Hala yanında kapıya vuruyor. Dur. Yani en azından bu bölümü burada sonlandırırız. Yani şu an burası itfaiyeye nazaran daha verimli, daha safe. Böylelikle hani burada biraz daha rahat takılırız. Bu odada uyuruz olmadı. Ranzada uyuruz. İtfaiyeye göre daha güvenlikli. Kapatırız o giriş kısmını. Arkaya farming yerini yaparız. Su toplama yerlerini yaparız. Çünkü yangınlar yağıyor. Yakında sular da kesilir. Ve tabii ki jeneratör vesaire de bakıyor olacağız. Tipik standart şeye ama zorlayacak olan şey zombilerin biraz daha hızlı olması olacak. Bu benim de aptallık yapmadım. Ama haklısın demiştim. Yani ben kendim de diyorum zaten saçma oynuyorum diye. Bazen dikkatimi veremiyorum. O dikkat bozuyor. Ama şu an sıkıntı yok. Her şey güzel. Ya bu bölüm bayağı verimli geçti. Araba bulduk. Yerleşeceğimiz yeri planlayacağız. Dediğim gibi siz yorum yazın. Yorum içerisinde hangi eve yerleşmeyi istiyorsanız oraya yerleşeceğim, oraya kurulacağım direkt. O sırada komple blok var zaten. Şeyde görürsünüz. 3 tane blok ev yan yana. Ortaya yerleşmek daha mantıklı geliyor bana. Neden diyeceksiniz? Ortaya yerleşirseniz en azından sağda solda o şeyler var. Diğer bloklar, POI'ler var. Points of Interest'ler, yani hazır random evler olduğu için oradan zombi gelme riski yok. Tek yönden zombi gelme riski var. Ben öyle düşündüm. Bilmiyorum. Siz ne dersiniz? Yorumlara yazarsınız. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Discord kanalına katılabilirsiniz. Katılan çok fazla arkadaş var. Sohbet muhabbet ediyoruz. Güzel oluyor. Bir ara da şey yapalım. Hani bana en azından deyin ki şu oyunu oynayabilir miyiz diye. Ben de varsa oynarız. Toplu halde bir takılırız. Eğlenceli olur diye düşünüyorum. Hem de kaynaşmış oluruz ya. Sonraki videolarda görüşürüz. Bu arada Grand Terpi ile alakalı da görmek isterseniz onu da yapabilirim. Yani oynadığım zamanlarda en azından canlı yayın açabilirim YouTube üzerinden ya da Twitch kanalından. Orada da kalabilir. Ama Grand Terpi de zevkle İngilizce geliştirmek isteyenler için özellikle çok iyi. Abi GTA'yı içinde yaşıyorsun. Çok güzel. Merak eden bakabilir zaten. Sponsorlu yayın değil falan diyormuşum. Sponsorluk almadım. Daha değil. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.